Herkese merhaba. Yeni bir Osmanlı arşiv belgeleri okumasına daha birlikteyiz. Bu okumaları biraz hızlandırmaya ve artırmaya çalışıyorum ama kendi işlerimden, çalışmalarımdan pek fazla bu aralar vakit bulamıyorum. Araya böyle bir kısa hüküm okuması sıkıştırmak istedim. Umarım faydalı oluyordur. Videoların faydasını görüyorsanız eğer beğenirseniz ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız ya da çeşitli sosyal medyada ortamlarında paylaşırsanız memnun olurum. Daha çok kişiye ulaşmış olur böylece. Şimdi hızlıca çok da vakit kaybetmeden belgemize başlayalım. Bir mühimme hükmü okuyacağız. Şimdi hemen buradan başlayalım. Rodosçuk yani Tekirdağ'ın eski adı. Naibi ve ayan. Burada herhalde bir V olması lazımdı. İş erlerine hüküm ki. Yani ayan iş erlerine demiş ama genelde ayan ve işerlerine şeklinde söylenir. Bu sene-i mübarekede vaki seferi hümayunum için orduyu, burada tekrar bir şey unutmuş sanırım. Şu araya, şuraya hümayunum yazması gerekirdi zannedersem. Orduyu hümayunum ile maen beraber nakl olunacak mühimmat ve cebehane Edirne'ye irsal olunmak üzere sefain ile Rodosçu'ya gönderdiğin cebeci başı ilam itmeyin. İnşallahu Teala selametle vardık da meks u tehir yani beklemek ya da geciktirmek, meks beklemek, meksu tehir ettirilmeyip edayı hidmet eylediklerinde lazım gelen ücretleri canibi miriden verilmek üzere kifayet miktarı arabalar, buradaki arabalar genelde öküz arabaları oluyor ve İskeleden daha iç bölgelere mühimmatı taşımak için gerekli olacak. Tedarik ve tahmil u irsale takayyut u ihtimam olunup arabalar tedarik oluncaya değin bir me'men korunaklı anlamında bir me'men mahalle gözü gibi hıfz bu hıraset ittirilip zarar isabetten ihtiraz oluna deyu yazılmıştır. Fi evasıtı Şaban, Şaban'ın şını, rumuzu görüyoruz. Sene 106, 1106 yani. Bir sonraki belge okumasında, hüküm okumasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, iyi çalışmalar diliyorum.